Ben sevgiyle başlamak istiyorum. Sevgi gerçekten şu anda gülmeyi unutmuş. Çok güzel bir anne ama çok harika bir kadın. Ama şu an gözleri gülemiyor maalesef ki. Çünkü 15 yaşındaki kızı Hatice Dinç 4 Ocak'tan bu yana kayıp. O zaman hiç vakit kaybetmeden Hatice Dinç ile başlayalım efendim. 15 yaşındaki genç kız hastaneye gidiyorum dedi bir daha dönmedi. Hatice Dinç bir hafta önce anneannesiyle yaşadığı evden kayıplara karıştı. Evden kayboldu. Bir haftadır yok. Perşembe gününden beri de telefonla hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Kiminle gitti? Bir kız arkadaşı, yurttan kaçan bir kız arkadaşı olduğunu biliyorum sadece. Telefonunu zorla mı kapattırdılar? Bir şekilde beni arardı, mesaj yazardı. Hiçbir şekilde perşembe günden beri açmıyor. 15 yaşındaki Hatice Dinç nerede? Sevgi hoş geldin. Hoş bulduk Serap Hanım. Teşekkür Sevgiciğim, ederim. E, eşin cezaevinde 2006 yılında evlenmişsiniz. E, fakat şu anda sen çocuklarına hem annelik hem evet. babalık yapıyorsun. Kocanla da boşanma aşamasındaymışsınız. İki tane çocuğunuz var. E, Küçüğü 9 yaşında. E, Hatice de 15 yaşında. Evet. Fakat anneanne bakıyormuş galiba değil mi? Evet. çocuklara? Sen çalışıyorsun. Ben ara ara çalışıyorum. Ara ara ben bakıyorum çocuklarıma ama ya genelde annem ve gelinimiz bakıyor. E, Hatice'nin nesi var? Niye kaçıyor sence? Hatice, Hatice'nin kötü arkadaşları var. Hı. Geçen senede kaçmıştı. Geçen sene kaçtı. Kaçtığı zaman yurda yerleştirildi. Yurtta belirli bir müddet kaldı ve sürekli ağlayarak anne lütfen beni al diye bana baskı uygulayarak ben onu aldım. Ama aldığıma da pişman oldum. Geldi yani iki ay geçti geçmedi yine kötü bir arkadaşlar. Yani duyduğum kadarıyla uyuşturucu kullanma, ne alkol, de. sigara. Yani kötü alışkanlıklar edilmiş. Şu anda bir haftadır yok yani. Beni arardı, sorardı. Perşembe günden beri de telefonuna ulaşamıyorum. Dur şimdi hemen üzülmeye başlama ne olur. Kötüyü çağırma. Şimdi birçok e, evladımız maalesef kötü arkadaş kurbanı oluyor. Bu sosyal medyada e, bazen tabii kötü niyetli, art niyetli kişilerin elinde kötü bir silaha dönüşebiliyor. Fakat Hatice'nin bu yurtta kaldığı dönemde dışarıdan da içeriden de bazı kötü alışkanlıkları olan arkadaşlar edinmiş maalesef. Şimdi e, babasının da cezaevinde olması, senin tabi ekmek parası kazanma peşinde koşman, e, anneanneyle yaşıyor olması. Bu arada açık lisede okuyormuş galiba. Evet. Niye normal liseyi bıraktı? Niye okulu bıraktı? Yurtta kaldığı için oradan açıktan devam etti. Hani pandemiden dolayı gidemedi. Gidemediği için oradan yine, yine de iyi. yine evet. de devam etmiş. Ama şimdi madde temin eden kişiler zayıf ailesinde bir takım problemler Tabii. olan çocukları hedef seçiyorlar. Tabii. Çünkü onlar daha kolay elde edilebilir, onlar için bir ne diyeyim ona materyal haline dönüşüyorlar. Bir tane soyadını söylemeyelim ama Haydar diye 22 evet. yaşında birinden bahsediliyor. Kim bu Haydar sevgi? Bu Haydar. E Herhalde kızım bununla geçen sene de bildiğim kadarıyla yurda girmeden önce de görüşüyordu. Bunu ben yeni duydum. Bu da e, mahallemizde komşunun oğlu. Yani arkadaşlarından duyduğum kadarıyla Yurttan döndükten sonra. Sonra evet bununla görüşmeye başladı ara ara. Peki evde kaldığı süreçte eee sen anneannede kalıyor ama herhalde Hı. elin üstündeydi çocukların. Tabii tabii. Ne değişiklikler fark ettin? Nasıl anladın? Ya biz de e, değişiklik fark etme bizden uzaklaşıyordu. Yani telefonla falan ilgileniyordu. Ondan sonra arkadaşlarıyla konuşma. Anne sen beni yani arkadaşlarımla görüştürmek istemiyorsun. Neden? Ya arkadaşlarım iyi insanlar diyordum. Hani kızım iyi ise gel be, ya ben de tanıyayım. Buraya gelsinler, Tabii ben... buraya gelsinler. Ben de tanıyayım, görüşelim. Hep beni bir soyutluyordu yani. Kendinden de, arkadaşlarından da böyle bir aksilik olmuş muydu? Yani aksi bir e, davranışları var mıydı? Uykusuzluk çekiyor muydu? Uykusuzluk Zayıflamış çekiyordu. Mıydı? Zayıflamıştı. Yüzünde e, ne bileyim çirkinleşmeye kadar gidiyordu. Tabii <laughs> yüzünde çirkinle ya kaşıntı vücudunda kaşıntılar vardı. E, bu yurtta uyku hapı içiyordu. Uy ya uyuması için. doktor mu verdi? Tabii doktor kontrolü altında. E, psikiyatriye gittik. Bu hapı ara ara kesmemizi söyledi. Hani buna bağımlı, bağımlı olmasın olmuş. diye. O da iyiydi. Onu içmeyince hiç uyumuyordu. Hiç Yurttan döndükten sonra ne kadar kaldı ve sonrasında bu 4 Ocak'ta gidişi arasında kaç gün var? 2 <laughs> ay falan geçti. 2 ay. Evet. Ya iki ay normal. Çok normal. normal. Anne dedi, e, kuaförde çalışmak istiyorum dedi. Bir arkadaşımın kuaförü var. Güzellik salonu oraya işe e, soktum. Ondan sonra orada da durmadı, dinlemedi yani. Eve geç gelmeye başlamış. 4 Ocak günü. Ee, gittiğinde sen evde miydin yanında mıydın onun yoksa kendi evinde miydin? Yok o arkadaşıyla beraber pastaneye gitmek istedi. Ben de dedim ki kızım pastaneye gidemezsin o arkadaşınla o da yurttaki arkadaşı. Hani 5 dakikaya geliyorum dedi beni görüntülü aradı. Görüntülü aradığında yanına geliyorum dedim. Gittim pastaneye ama yok. Ama yanında bu Esma, Esma denen bir kız. yurtta tanıştığı evet. ve yurttan kaçmış aslında kaçakmış şu anda. Evet. Ve onu o görüntülü aramada gördün Gördüm. aslında. Sonra Esma ile birlikte değildik mi dedi? Evet, e, o değil kızım değil. E, Esma. Esma. Esma'yı aradım, e, telefonumu açmadı. Ben ses kaydı attım. Abla sen neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin derdindesin? Benim yanımda değil dedi. Ve benim kızım telefonumu bayağı bir açmadı. Sonra ben o Haydar'ı buldum. Haydar'ın yanına gittim, kızımı aramasını söyledim. Kızımı aradı. O kızımı aradığında kızım telefonu açtı. Ve ona bağırdı. Beni neden arıyorsun? Senin telefonunu açmadı Haydar'ın. Haydar'ın telefonunu açtı. Beni engellemişti. Onu açtı ve bağırdı. Beni neden arıyorsun? Beni sen e, arama, beni yüzüstü bıraktın, nişanlına dön vesaire böyle şeyler konuştu. Aa, bir şeyler Aa. olmuş. Tabii aralarında bir şeyler de geçmiş. Ondan sonra kapattı. İki dakika sonra tekrar aradı. Bir kız yanında. E, Haydar dedi ki sen kimsin? Ben dedi Damla. Damla kim dedi? Ben dedi Hatice'nin arkadaşıyım. Göstüren ve temin edensin. E, konuşma falan filan dedi. Böyle bir aralarında münakaşa geçti. Ondan sonra çocuk telefonu kapattı. Yani 4 Ocak'ta bugün ayın 11'i. Evet. Ee, 9, 8 gün, 7 gündür hiç mi haber almıyorsun? Perşem, Yoksa son 5 gündür mü? Perşembe gününe kadar bana mesaj çekti. Ee, bir gün sonra kaybolduktan bir gün sonra. Anne ben eve geliyorum üzgün yüzler ağlayan yüzler. Hmm. Ben de kızım neredeyse ben geleyim seni alayım hani senin gelmene gerek yok ben zaten seni arıyorum kaç gündür sokaklarda arıyorum yani yok anne geliyorum bugün geliyorum yarın geliyorum şimdi geldim kapının önündeyim beni defalarca kandırdı oyaladı kızım dedim en sonunda geleceksen gel gelmeyeceksen ya babaannene git ya da yurda git yani artık bir şey yap çünkü sen kimin elindesin? Ya, neredesin yani? Telefonu bir kapatıyor, bir açıyor, herkesi engelliyor. Ondan sonra bir daha da 21, 22, 17'den sonra haber alamadım. Annem sana kurban olurum ben. Hakkını helal et. Ben Aa. Ankara'da durmak istemiyorum. Evet öyle şeyler de yazmıştı bana. Bu arada aile Ankara'da yaşıyor efendim. Olay Ankara'da geçiyor. Ama şu anda Ankara'da olmayabilir bu durumda. Babasının haberi oldu mu? Babasının evet haberi oldu. Görüşüne gittiğimde söyledim. O da çok üzüldü. Yapacak o da şimdi eli şey. kolu bağlı tabii. yapacak bir şey cezaevinde yok. ve olacakları bekliyor bir an önce ortaya çıkmasını bekliyor şimdi ben e, tabi buradan Esma isimli arkadaşına sesleniyorum bir de Haydar'a sesleniyorum e, bunlarla bir görüşmemiz olacak illaki olacak bu kız çünkü 15 yaşında efendim sevgili seyirciler birazdan bu stüdyodan bir konuğumla beraber çıkacağım kamera bizi takip edecek bir yere gideceğiz efendim o yerde de birisi bizi bekliyor olacak. Acaba kim? Ama şimdi Hatice Dinç ile devam edelim birkaç dakika daha. Çünkü 15 yaşında Reşit değil, anneannesiyle ve kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Babası cezaevinde. Anne hem annelik hem babalık yapıyordu evlatlarına. Bir süre önce kaçtı ve yurda yerleşti. Bir yıl kadar yurtta kaldığında maalesef kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaş çevresi edindi. Belki de Hatice onların kurbanı oldu. 4 Ocak'ta en son gitti. Geçtiğimiz Perşembe gününe kadar da annesiyle iletişimdeydi. Perşembe itibariyle telefonu tamamen kapandı. Yani 5 gündür bir sesini de duymuyoruz. Hiçbir şekilde. Hiçbir haber de almıyoruz. Bu arada mahallede olup 22 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz Haydar isimli birisinin de soyadını vermiyorum. Var aslında Haydar soyadın bizde. Ama vermiyorum çünkü seninle ilgili çok ağır iddialar var. Bunları cevaplaman <laughs> lazım. Bu kızla yani Hatice ile bir münasebetin olmuş belli ki. Yani bir yazışma, çizişme belki bir duygusallık bir şey. Çünkü sana mesaj atmış nişanlına dön gibi. Bu durup dururken yazılacak bir şey değil. Bu Esma'nın konuşması lazım. Çünkü zaten siz Esma ile görüşmesini istemiyormuşsunuz. Evet. Nesinden hoşlanmadınız Esma'nın? Ya Serap Hanım şimdi zaten yurttan çıkmış bir çocuk. Hani benim kızım da tamam yurtta kaldı ama yani e, kızın... kızın... Kullandığını Tabii, duydunuz. madde kullandığını duydum yani ailesini de Silmiş, yani ailesiyle de görüşmüyor kız. Kaybedecek bir şeyi hiç şey yok. Kalmamış Kaybedecek gibi. hiçbir Zavallı, şey. Zavallı, o da yazık, ona da yazık. Tabi yani. yazık, ona da yazık ama kaybedecek bir şey yok ama benim kızımın ne suçu var yani? O yani hiç şey yapmazdı, gitmezdi öyle. Çok kötü arkadaşlıklar edinmiş yani yurtta. Sevgi sonra Esma'yı bir daha aradın mı? Yani bir kere aramışsın ya, bir daha aradın mı? Aradım, hiç yani engelledim artık hiçbir şekilde ama Instagram'dan kendisi aktif yani. Peki bir de Esma o gün yani buluştukları gün Hatice ile ne anlama geliyor bilmiyorum. Belki siz bir anlam yükleyebilirsiniz. Anneannesinin, Hatice'nin anneannesinin evinin önüne bir torba dolusu kirli çamaşır bırakmış. Bırakmış ve gitmiş kendi der. kıyafetleri Evet, bu bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Kaçacaklar dinliyoruz. mıydı acaba beraber? Herhalde şey... yük olmasın elimde diye kirli çamaşırlarını anneannenin kapısına bırakmış ve beraber ortadan kayboldular. Ama perşembe gününe kadar iletişim vardı. En kötü şey iletişimsizlik. Evet. En kötü <laughs> şey haber alamamak. sevgicim sen bence kızına bir seslen. Başka söylemek seslenmek istediğin birileri varsa uyarmak istediğin onları da lütfen söyle. Yani... Kızımın gelmesini istiyorum yani. Ya eğer tutuyorlarsa ki ya illaki birileri tutuyor. Telefonunu da kapattılar. Yani kızım zorla tutuluyor birilerinin elinde. o Çünkü yani telefonunu açardı mesaj çekerdi. Yani kızımın gelmesini istiyorum bir an önce eve. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu kız çocuğu kız çocuğu diyorum. Bilerek de söylüyorum bunu. Çünkü yaşı küçük. 15 yaşında. Yaşı çok küçük. Reşit değil. Her şey olabilir yani. Bir şey mi oldu, bir şey mi yaptı? Polis Bir yere takılması lazım sevgi. Şimdi polis... Hatice değil. Ancak bir yerde ya bir kimlik kontrolüne takılması lazım. Şimdi fotoğraf gösteriyoruz. Kimliği de gösteriyoruz. yanımızda. Kimliği de evde. Kimlik de yanında. Başkasının kimliğini TC, de kullanıyor TC kimlik olabilir. numaranızı söylediğiniz takdirde zaten Emniyet Müdürlüğü'nün sayfasında resminiz ve kimlik bilgileriniz görünüyor. Hani Göstermeyi... kimliksiz bile hani TC'nizi soruyor polis. Eğer gerçekten o sizseniz bir şey demiyor yani. Ama acaba kendi kimliğiyle mi dolaşıyor? Bir de yani. kendi kimliği evde. Kendi kimliği evde. Bir de şimdi asıl biz fotoğrafı gösterdikten sonra zaten ihbarlar olacaktır. Ee, tıpkı iki gün önce Ebru'yu bulduğumuz gibi. saçların önü pembe. Pembe. Şu halde mi yani? Evet ya böyle. Ama boyanmış da olabilir. Tabii Bahsedilen bilemeyiz. Bahsedilen yasaklı madde sebebiyle hasta acil bir durum. Çünkü o maddenin çok, çok ciddi hayati tehlikesi çok. var ve yoksunluğunda da kriminal yola sapma ihtimali evet. çok yüksektir. Peki Hatice'yi arayacağız ee, inşallah da. Yine seyircilerimiz sayesinde ve ihbarlarla bulacağız.